Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Test 43'te kaldık test okulun soru çözümlerinde. Şimdi birinci soruyla başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu eşlilik kavramıyla ilgili sorularda önce bir konu anlatımını yapıp ondan sonra sorularını çözeceğiz. Böyle bir hatırlatma diyelim. Yani hem konuyu anlatıp hem de soru çözümü yaparsak sizler için daha kalıcı olacaktır. Bu arada videolarımı beğenmiyorsunuz. Videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Eğer çevrenizde yine 9. sınıf arkadaşlarınız varsa kanalımızı önerin. Bu sayede daha fazla öğrenciye ulaşmış oluruz. Evet gençler, şimdi bir köklü ifade sorusunda biz soruyu çözdükten sonra eğer ki sorunun cevabında paydada kök kalırsa şıklarda bulamayız arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Paydayı kökten kurtarmamız lazım. Yani eşleniğin diğer adı da aslında eşlenik kavramıdır bunun adı. Eşlenik kavramı. Bunun diğer adı paydayı kökten kurtarma demektir. Paydayı kökten kurtarmadır arkadaşlar. Yani paydada köklü ifade kalmasın diyor soru yazarları. O yüzden sen paydayı ne yapmalısın? Kökten kurtarmalısın. Peki paydada bir tane kök varsa onun eşleniği nedir? Kök x'tir arkadaşlar. Bunu aslında payda işleme gibi düşünebilirsiniz. Yani ben burada aslında ne yapıyorum? Önce kök x'i 1 ile çarpıyorum. Kök x'i 1 ile çarpıyorum. Sonra kök x'i kök x ile çarpıyorum. O halde gelin bir çarpalım. Zaten 1 ile çarpmanın bir mantığı yok. Yine kök x gelecektir. Kök x ile de x'i çarptığında direkt x. Bak payda da kök kaldı mı? Kalmadı değil mi? O yüzden paydayı kökten kurtarmış oldum. Peki şöyle gelirse. Arada toplama ya da çıkarma işlemi varsa. Ve İki tane kök varsa bunun eşleniği kök x eksi kök y'ydi arkadaşlar. Yani artı ise eksi, eksi ise artı yapıyorduk. O zaman kök x eksi y ile 1'i çarptığımızda, yani şunu da şunu çarptığımızda kök x eksi kök y gelir. Bölü, şöyle eşittir koyayım. Şimdi buraya dikkat. Alt alta olanları çarpıyorsun. Yani kök x ile kök x'i çarparsan x, hatta bak artı ile eksi de çarpabilirsin. Bazı matematik öğretmenleri burayı görmesin. Öyle bir şey normalde mümkün değil ama hani biz kolay olsun diye, senin için kolay olsun diye böyle anlatıyorum. Artı ile eksi çarptın eksi, kök y ile kök y'yi çarparsan y gelir. Ve burada da yine paydayı kökten kurtarmış oluyoruz. Şimdi bir de 1 bölü, bunlara dikkat edin bakın. Kök x eksi y varsa, bak burada kök y de burada y oldu. Bunun eşleniği kök x artı y'dir. Şimdi buraya çarpım kısmına dikkat etmen lazım bak. 1 ile çarptın yine kök x artı y geldi. Aynısı. Şu kırmızı ile yazdığımızın aynısı. Şimdi bu kök x ile kök x'i çarptığından dolayı x eksi ile artıyı çarparsan yine eksi. Y ile y'yi çarpınca y'nin karesi olacaktır. Bak buraya dikkat. Hani üsttekinde kök y vardı, y geldi. Burada y ile y'yi çarptığın için y'nin karesi gelecektir. O halde bir sorumuza geçelim. Şimdi 10 bölü kök 5. Bak paydada kök 5 var, o zaman bunun eşleniği kök 5'tir. 2 eksi kök 5 bunun eşleniği 2 artı kök 5'tir. Bunun eşleniği de kök 2'dir arkadaşlar. O zaman hepsini gelin bir tane tane çarpalım. 10 ile kök 5'i çarparsan 10 çarpı kök 5 diye yazman lazım ilk başta. Yani burada yapabileceğim bir şey yok aslında. 10 çarpı kök 5. Evet. Çirkin oldu, ben beğenmedim bunu. Biraz takıntılı mıyım ne acaba? Evet sanki. Şimdi kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5 gelecek. Artıyı koydum. 2 ile 2 artı kök 5'i çarpıyorum. 2 çarpı 2 artı kök 5'i çarpacağız. Daha sonra onu dağıtırız. Şimdi 2 ile 2'yi çarparsan 2 kere 2'den 4. Eksi kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5 gelecektir. Artı kök 8 ile kök 2'yi çarpabilirsin. Bak ikisi de köklü ya. Kök 16 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarparsan kök 4, o da dışarıya 2 diye çıkar. Aslında bunu da ne yapalım? Gelin kök 4'ü, şey kök 16'yı 4 diye yazalım. Oldu mu? Tamam. E peki 4'ten 5'i çıkartırsam burası eksi 1 değil mi? Aynen. Bak bu eksi bu artıyı çarptığında eksi olacak. Şuradaki 10 ile 5'i sadeleştir. 2 geldi. Şimdi temize geçelim. 2 kök 5. Şu artı ile eksiyi çarpınca eksi olacak demiştik. Eksi 2 çarpı parantezi. Aynen şu an yazdık. 2 artı kök 5. Bakayım işlemlerde bir hata var mı? Yok. Tamam. 4'ü de 2'ye böldük mü? Buradan da 2 gelecek. O zaman şu 2'yi de eksi 2'yi daha doğrusu dağıtalım. 2 kök 5 eksi 2 kere 2'den dolayı 4 eksi 2 kök 5. Burada da artı 2 vardı.
Şimdi artı 2 kök 5 ile eksi 2 kök 5 giderse geriye eksi 4 ile 2 kalacağı için topladık bunları da cevabı bulduk. Eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Bakın burayı dikkat edin. İsterseniz bir ekran görüntüsü alabilirsiniz veya notlarınızı açıp hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada eşlenik kavramı çok çok önemlidir. O zaman ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci soruda yine bir eşlenik sorusu. Kök 2 artı 1 bölü kök 2 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2. Bak ne yapalım bunu? İstersen şuradan da gidebiliriz. Hani A artı B bölü C gibi sorular vardı. Yani ne yapıyordun sen burada pratik yöntemde? C ile A'yı çarpıyoruz. Burayı çarp. Sonra çıkan sonuçla B'yi topla. Neden topluyorsun? Arada artı olduğu için. Eksi olsa çıkart diyecektik. O zaman oradan gidelim arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıp sonra 1 ile toplayacağım. Hadi bunu tane tane yapalım. Bak kök 2 ile kök 2'yi çarpıp 1 ile topladıktan sonra bölü kök 2 yazmayı unutma. Hepsine birden bölüyü çektim. Şimdi aynı şekilde buradan da kök 2 ile kök 2'yi çarp, 1'i bu sefer çıkart. Bak buraya eksi koydum, koyamadım hatta. Şöyle buraya eksi yazdım. O zaman kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 1'i çıkartıp bölü kök 2 yazmayı unutmayacağız. Paydayı aynen geçiriyoruz. Şöyle bakalım, kök 2 ile kök 2'yi çarptığında 4'ten dolayı 2 gelmedi mi? Aynen, 1 ile de toplarsam burası 3 bölü kök 2 yaptı. Kök 2 ile kök 2'yi çarpma vardı arada. Çarptım 2. 2'den 1'i çıkarttım. Burası da 1 bölü kök 2 gelecek. Doğru mudur? Aynen. O zaman zaten arada bir kesir çizgisi daha var. Birinci kesri olduğu gibi yazıp ikinci kesri de ne yaparsın? Ters çevirip çarparsın. Kök 2'lerden de kurtulursan geriye 3 bölü 1'den zaten bölü 1 gizli birdir, yazılmaz dersin. Vurursun cevabı Edirne'ye, geçersin bir sonraki soruya. Oldukça güzel ve sağlam bir soruydu. Evet, bakalım üçüncü soruya şimdi de. Burada bak burası biraz TYT mantığında bir soru. Şimdi gençler 6 bölü küp kök 6 üzeri 1 diyeceğim ben şimdi buraya. Gelin ben size bunun mantığını bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar harfli ifadeler vermeyeceğim. Mesela 5. dereceden kök 2 olsun. Hatta 2'nin karesi olsun burası, tamam mı? Şimdi bak, hatta 1 bölü. Bunun eşleniği nedir diye soracaklar. Kökün bir tane ise derecesi hep aynıdır. Burası 5 ise burada 5. 7 ise 7. 3 ise 3. Neyse kökün derecesi hep aynı olacak. Peki bak ne düşünüyorum? Burada kuvvette kaç var? 2. O zaman ben buraya 2 üzeri kaç yazmalıyım ki tamamlasın bunu? Neye tamamlayacak? Kuvvete, dereceye tamamlayacak. Yani sen 2'nin karesini neyle çarparsan 2 üzeri 5 yapar diye soruyorum aslında. Böyle düşün. Hatta 5'ten 2'yi çıkart, buraya 2'nin küpü yazarsın. Bak gel bir beraber çarpalım bunları. Şurayı bir temizleyeyim hemen. Şimdi bu eşleniği budur. 5. dereceden kök 2 üzeri 2'nin eşleniği 5. dereceden 2'nin küpüdür. Çarptık mı yukarıyı zaten aynısı gelecektir, 2'nin küpü. O da 5. dereceden kök 8. Geçelim orayı. Şimdi 5. dereceden 2'nin karesiyle 2'nin küpünü çarptığında bak ne geliyor? Burası 2 üzeri 5 geldi. Doğru mudur? Tabanlar aynı ya, üstleri topla. Aynen. 5'ler de gittiği için paydadan kökü kurtarmış oluyorsun. Yani 5. dereceden 2'nin küpü bölü 2 kaldı. Bak paydayı kökten kurtardın. O zaman gel şimdi bana burayı söyle. Buranın eşleniği 3. dereceden kök 6 üzeri 3'ten 1'i çıkarttığın için 2 olacaktır. Aynen bu şekilde eşleniğini bulduk. O zaman 6 ile 6 ile bununla, hani bunu çarpıyoruz ya önce üst tarafı. 3. dereceden kök 6'nın karesi diyelim ona. Bölü 3. dereceden, her ikisini aynı anda çarpıyorum, 6 üzeri 1 ile 6'nın karesini çarpacağız. Burası 6'nın küpü etti mi? Etti. Burası 6'nın küpü. Hatta o da küp kök içerisinde. Bak gitti mi 3'ler? Aynen. O zaman payda da sadece 6 kalacaktır. Demek ki 6 çarpı küp kök 6'nın karesine de ne diyelim? 36 diyelim hadi. Aynen, 36 yazalım buraya da. Bölü bölü 6 kalmıştı sadece. O zaman bak buradaki 6'ları da sadeleştirdik mi? Cevabı küp kök 36 bulacağız. Var mı seçeneklerde bir bakalım. Aynen, Adana seçeneğinde mevcut. Cevabım Adana küp kök 36 olacaktır. Bak bu biraz zor bir soru. Buna bir yıldız atıyorum. Yani kolay kolay karşınıza gelebilecek bir soru değildir. Geçiyorum şimdi de dördüncü soruya.
Evet bak bu çok tatlı. Her zaman karşına çıkar. Yazılı da çıkar, denemede çıkar. Her yerde karşına çıkar. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Kök 3 eksi 1'in eşleniği neydi? Kök 3 artı 1'di. Doğru mu? Aynen. Burası da kök 3 artı 1'in eşleniği de kök 3 eksi 1 olacak hocam. Tamam süpersin. O zaman gel bunu çarpalım yukarıyla hemen. Önce 1 ile çarptın yine kendisi. Kök 3 artı 1 bölü. Buraya dikkatli ol. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsan 3 eksi 1 kere 1'den 1. Harikayız. Yine o zaman bununla 1'i çarptık. Yine kendisi kök 3 eksi 1 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızda 3 eksi aynısı geldi. Güzel. Bak paydalar 2. 3'ten 1'i çıkart 2. 3'ten 1'i çıkart 2. Ortak payda da yazabilir miyim? Aynen yazabilirim. Şöyle uzunca bir kesir çizgisi. Kök 3 artı 1 buradan gelen. Önce burayı yazdım. Bak bir saniye hemen şöyle sana bir renkli kalemle şöyle bir göstermem gerekiyor. Önce burayı yazdık, tamam mı? Sonra da burayı artı koyup burayı yazacağız. Hemen yazdım orayı. Artıyı koyduk. Kök 3 eksi 1 dedik. Bölü ortak payda 2. O zaman buradaki sadeleştirmelerde bak kimle kim birbirini götürür? Artı 1 eksi 1'i götürdü değil mi? O zaman kök 3 ile kök 3'ü toplarsan 2 kök 3 yapar. Sakın kök 6 falan deme. İkilerden de sadeleştirdin, kurtuldun. O zaman geriye kala kala kim kaldı? Kök 3 kaldı. Cevap Denizli kök 3 gelecektir arkadaşlar. Evet, bu da bittiyse o zaman geçelim mi 5. soruya? Hemen geçelim. Evet, bak bu güzel bir soru. Kök 7 bölü 3. Kök içerisinde 7 bölü 3 eksi. Kök içerisinde 3 bölü 7 çarpı 21 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bak gel biz bunları ne yapalım biliyor musun? Ayrı ayrı köklerde yazalım. İlk başta bunları ayırmak önemli. Soruya bu şekilde başlarsan gerisi gelecektir emin ol. Şöyle. Çarp 21 dedik. Eşittir koydum. Şimdi bak. Öncelikli olarak burayı eşleniğiyle çarpacağız. Doğru mu? Kök 3 ile. Burayı da eşleniği kendisiydi hatırla. Bakın bak burayı ayrı düşünüyorsun. Tamam mı? Hatta ben burayı sileyim. Şöyle yapalım. Bak burayı ayrı düşünüyorsun. Tamam mı? Ondan sonra diğer kesri ayrı düşünüyorsun. İkisini ayrı ayrı değerlendireceksin. Evet. Şimdi kök 3 ile kök 7'yi çarptık mı? Kök 21 bölü. Kök 3 ile 3, kök 3'ü çarparsan 3 gelecek. Eksi. Şu parantezi neden açmadım? Kök 7 ile kök 3'ü çarparsan kök 21 bölü. Kök 7 ile kök 7'yi çarptık mı? 7 geldi. Buraya kadar tamamsak. Şimdi bir de ne yapalım? O zaman bir de bunların paydalarını eşitledik mi? Harika olacaktır. Burayı 7 ile burayı da 3 ile çapraz bir şekilde yazdık. O zaman 7 ile kök 21'i çarp dediğimde direkt 7 çarpı kök 21 demen lazım. Bölü 21. 7 ile 3'ü çarptık 21. Eksi 3 ile kök 21'i çarparsan 3 kök 21 bölü 3 kere 7'den o da 21 geldi. Şu parantezi hemen kapattık. Çarpı 21 dedik. Gençler paydalarımız eşitse o zaman şöyle yapalım mı artık? Buradaki bak buradaki 7 kök 21'den 3 kök 21'i çıkartırsan geriye 4 kök 21 kalacak bölü 21 dedik. Çarpı bir de 21'imiz vardı. 21'lerden de sadeleştirip kurtulduk mu geriye 4 kök 21 kalacaktır. Cevap da çıktı zaten. 4 kök 21 Ceyhan doğru cevabımızdır arkadaşlar. Evet bakalım 6. sorumuz var mıydı bu testte 6. soru? Evet 6 da vardı. Bu da çok tatlı ve şahane bir soru. A sayısını vermiş kök 3 artı 1 bölü kök 6 eksi kök 5 olduğuna göre. Kök 3 eksi 1 bak bu artıyken bu eksi. Bölü kök 6 eksi artı oldu. Şimdi bu artıyken eksi, eksiyken artı. Böyle düşün bunları. Hani benim yaklaştığım gibi yaklaş. Ben götürüp buna B diyorum. Ne yapalım biz bunları çarpalım mı bir taraf tarafa? A ile B'yi. Hadi gelin bir çarpalım. A yerine şu çizgi yamuk oldu. Kök 3 artı 1 bölü kök 6 eksi kök 5'i yazdım. Çarpı. Şimdi B'nin yerine de eşlenik kavramı var. Doğru mudur? Bence evet. Aynen. Eşlenik kavramı var. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi buradaki ikisini kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarpacağız. Sonra alttakileri de tabii ki de çarpacağız. Kök 6 artı kök 5 ile kök 6 eksi kök 5'i. Hadi bunları bir çarpalım. Hatta şöyle ben parantez alayım da bunları.
Sen iyice gör bunları. Kök 3 ile kök 3'ü çarp, sonra 1 ile de 1'i çarp. Anlaştık mı? Anlaştıysak a çarpı b eşittir diyorum. Kök 3 ile kök 3'ü çarptık 1 eksi, pardon. Kök 3 ile kök 3'ü çarptık 3 eksi 1. Buradan da kök 6'ları çarptık 6, kök 5'leri de çarptık 5 geldi. 6 eksi 5 geldi kısacası. Burası da 2 bölü 1 geldi. O zaman a çarpı b eşittir bölü 1 yazmaya. 2 eşit, 2 eşit dedik direkt. A türünden eşit nedir diye sormuş. Biz burada b'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı neye bölmeliyiz? A'ya bölmeliyiz tabii ki de. Buradaki a'lardan da sadeleştirirsek kurtuluruz. B sayısı 2 bölü a gelecektir. A türünden eşit de çıkmış oldu. Doğru cevap Edirne 2 bölü a olacaktır.